Furkan Suresi 20'ye kadar işlemiştik. Bugün 21'den devam ediyoruz. Bize kavuşmayı ummayanlar dediler ki, bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi? Andolsun onlar kendi nefislerinde büyüklüğe kapıldılar ve büyük bir azgınlıkla baş kaldırdılar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bize kavuşmayı ummayanlar dediler ki, bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbinizi görmemiz gerekmez miydi? Bunlar tabii inkar için bunu söylüyorlar. Andolsun onları kendi nefislerinde büyüklüğe kapıldılar ve büyük bir azgınlıkla baş kaldırdılar. Biz meleği nasıl tarif ediyorduk? Melek, insanların biyolojik ve psikolojik yapısı da dahil olmak üzere insanların karar verdiği yönde, insanların dışında evrende yaratılmış olan zerreden kuruya kadar bütün varlıklara melek diyorduk Kur'an'a göre. Ama burada meleklerin görülmesinden bahsediyor. Peki biz melekleri görmüyor muyuz? Daha burada öyle diyor ayette. Bu ayet bizi şaşırtıyor. Ne dersiniz? Bu konuda düşüncesi olan yok mu? Hocam bunu söyleyenler Müslümanlar değil ki hocam. Kafirler söylüyor. Yok, kafirler söylüyor. Görmek istiyor. Yok, Allah da diyor ya, melekleri görmeniz gerekmez miydi diyen kafirler, ama Allah da diyor onlar kendi melekleri onlara gösterileceği gün azap onlara gelmişti diyor. Hani Şura suresinde 14. ayette de diyor, eğer suç işleyenlerin cezasını söz vermiş olmasaydım melekleri gönderir, onların hesabını, işlerini bitirirdim diyor. Burada melek tarifine uymadı gibi geliyor bana. Hocam buradaki bahsettiği ölüm meleği galiba. Hocam mesela bu melek denince hani insanlarda şey vardır, saturasyon vardır. Yani can dediğimiz şey var ya, o canın çıkması da bir melek değil midir? Can da melek, çıkması da bir... Şimdi... Yani öyle tabii ki. Şimdi o zaman... Hocam, o zaman da meydan okuma mı var? Yani bizim renk çekiyoruz Allah'a, o zaman Allah bizi öldürse ya bunu mu demek istiyorlar yani? Ölümü göstersin o zaman. Ya, yani onlar... Ya da dünyada biz Allah'a öldürürüz. Olay şu değil mi? Onlar Allah'a getirip bizimle konuşturmalı değil miydin? Biz Allah'ı görmemiz gerekmez miydi? Melekleri indirmesi gerekmez miydi? Veya peygambere bir altından evin olması gerekmez miydi? Efendim onu bahçelerinden harıl harıl, harıl su akıtan biri olması gerekmez miydi? Allah da onlara ne cevap veriyor? Biz İnsanlar öldükten sonra ölüm meleklerini ölürken, ölüm meleklerini azaba sürüklerken azap meleklerini onlara göndereceğiz. Onlar 19 melek, yani koruyan 19 melek onları kesinlikle bulunmuş olduğu ortamdan çıkışı mümkün olmayan bir konuma sokacak. Ve böylece onlar azabı tadacaklar. İşte burada melek kavramının bir ahiret aleminde olan melekler var. Bir de dünya hayatında olan melekler var. Bunları ayırıyor Kur'an. Ahiret alemindeki melekleri tutup da biz dünyada görecek halimiz yok ya. Herhalde yani hocam. Olay bu değil mi? Hocam 22 ile beraber okuyalım. Melekleri görecekleri gün. Melekleri görecekleri gün. Suçlu günahkarlara bir müjde yoktur. Ve o gün melek size sevinçli haber yasaktır, yasak. Yani bunlar
cehennemle cennetle müjdelenmiş melekler. Ne diyor? Azap melekleri, evet. Melekleri görecekleri gün, yani ahiret aleminde azap meleklerini görecekleri gün, suçlu günahkarlara bir müjde yoktur. Ve o gün melekler onlara derler ki, size sevinçli haber yasaktır, yasak ifadesiyle onları tehdit ediyor Allah. Yani o zaman melek kavramını zaten Kur'an dünya hayatında ikiye ayırıyor. Birisi saptırıcı melek, birisi doğru yola getirici melek. Saptırıcı melek iblis, doğru yolu tekli sunucu melek de takvadır. İşte bir de dünya hayatındaki melekler var, bir de ahiret hayatındaki melekler var. Yani oradaki melekleri de ikiye ayırıyor Kur'an. Bir cennete giren meleklerin hizmetinden bahsediyor. Bir de cehenneme giren insanların onlara azabından bahsediyor Kur'an. Olay böyle değil mi? Hep ikişerli bir anlatış da olayları sürekli anlatıyor Kur'an. İşte biz bir ayetin dünya ile alakası olup olmadığını konu içerisinde ancak anlayabiliyoruz. Evet. Yani onların melekleri görecekleri gün suçlu günahkarlara bir müjde yoktur. Demek ki onların melekleri görmesi artık ölmesi anlamına geliyor. Ölmesi anlamında kullanılıyor. Bunu bilmek gerekiyor. Ve o gün melekler onlara derler ki, size sevinçli haber yasaktır, yasak. Evet ya, insan ölünce gerçekten sevinçli bir haber istiyor. Daha önce ben anlatmıştım. Kaza geçirince komaya girdim ya. Beni öldürmüşlerdi. Diri diri Alman istihbaratı öldürdü beni. Gömdüler böyle mezara. Ben böyle saatlerce simsiyah karanlık bir yerin içerisinde mezarın altında suyun üzerinde böyle gittim. Hep şeyi arıyordum. O zamanlar tabii hurafecilik de vardı. Böyle mezar cennet bahçelerinden bir bahçe olacak falan diyorlardı. Böyle yeşil bir renk arıyordum gözüme. Ama ne bir ışık var ne bir şey, hiçbir şey yok. En son ne kadar gittim bilmiyorum. Dedim ki kendi kendime, eyvah dedim, biz artık bittik. Çünkü yeşil hiçbir yer yok. Dedim burası olsa olsa şeytanın çukurudur falan diye. Aklımdan öyle geçti yani. İyi akıl et. İyi akıl etmişsin onu hocam. Gidip gelen yer duyalım. Tabi hocam gitmiş gelmiş öbür taraflara. Ben de çok gittim geldim ya. Evet. Hastaneden gelmişler, haberim yok. Seni götüreceğiz dediler. Benim şeker düşmüş, komaya girmişim. Şekerli iğne vurunca şekerim yerine geldi, iyileştim. Ben dedim niye gideyim hastaneye? Götürmezsek olmaz dediler, çünkü sen öleceksin dediler. Ben de dedim ki ölürsem öleyim, o zaman at imzayı dediler bana. Ben de attım imzayı, gittiler adamlar. Olay böyle bir şey. Peki nasıl fark edildiniz? Çok merak ettim ya. Dersi de kaynatmış olmayayım da. Bu şey, ben mi şeyi gerçeği nasıl fark ettim? Yani hayır, sizin, yani siz diyorsunuz yani şeyin altına, bir şeyin altına bıraktılar. Ondan sonra bir şeyi aradım buldum. Nasıl fark ettiler ölmediğinizi, o anlamda sordum. Hakikaten çok ilginç. Ölmediğimi? Artık ne kadar süre sonra, kaç gün süre sonra oldu bilmiyorum. Gözümü açtığımda baktım, ışık görüyorum yani. Diyorum ki Allah Allah, ben ölmemişim, hala buradayım. Öyle fark ettim. Ama o bir tane olay değil. Daha sonra tekrar öldürmeye geliyorlar. Daha sonra en son işte gelenler Alman istihbaratından da, onlar dediler ki, ya bu dediler ölmüyor, ikide bir şey oluyor, kurtuluyor. Biz bunu dediler, suyun içine batıralım, onu iyice bekleyelim, başını hem suyun içine soktular,
Saatlerce beklediler. Nefes yok. İşte tamam dediler. Bu artık öldü. İşte ben de orada öldüğüme inandım zaten ondan sonra yani. Ondan sonra da işte o cemaat geliyor dışarıya. Allah taksiratını affetsin diyor. Gidiyorlar. Sabun getiriyorlar yıkamak için filan. Ben de o zaman diyorum ki ya dünyadayken diyorlardı ki ölü giderken dışarıdakileri duyarmış filan diyorlardı diyorum. Doğruymuş. Yani sonra işte ondan sonra ben de tabii bir şey yapmıyorum. Ondan sonra götürdüler, gömdüler bir şeye yani. Daha sonra tabii tekrar ben uyanmışım. En son uyandığımda işte birkaç soru sordum. Ölmediğimi falan orada fark ettim yani. Ama bu aşağı yukarı 4 hafta kadar falan sürdü. Sürekli onlar beni öldürmeye çalışıyorlardı. Ben öldürmeye çalışıyordum. Böyle o şekilde oldu. Peki. Devam edelim. Yaptıkları her işin önüne geçtik. Böylece onun savrulmuş toz zerreleri kılıverdik. Yani dünya hayatında kesinlikle zulmedenlere müdahale etmeyeceğime dair söz verdim diyor Allah. Ama Allah'ın eline geçince ne diyor ayette? Yaptıkları her işin önüne geçtik. Yani o konuda güç getiremedi. Böylece onu savrulmuş toz zerreleri kılıverdik. Toz zerreleri haline getirdik ifadesiyle olayı anlatıyor. Yani burada yine zulmeden, dünya hayatında inkar eden ve zulmedenlerin fotoğrafını ortaya koyuyor. Yani ahirete kimse güvenmesin diyor Allah. Yani ancak iman eden ve salih amel işleyenler müstesna. İman etmek, salih amel işleyen demek de tıpkı Firavun'un büyücüleri gibi o hakikatleri gördükten sonra Firavun sizi öldüreceğim, asacağım, keseceğim dediği halde onun karşısında dik duruşunu bozmadan durabilen insandır salih amel işleyen. İşte ben Müslümanım dedikten sonra seni öldürmeye gelseler, bu davadan ayrıl diye sana tehdit etseler siz gücünüz yeterse öldürün deme. Bütün peygamberler de bunu söylemiş. Siz yapabileceğinizi yapın, elinizi arkanıza koymayın ifadesiyle, çabuk tutun ifadesiyle onlara meydan okumuş bütün peygamberler. Öldürmemişler mi? Öldürmüşler. Ama Allah onları almış, kendi makamına yükseltmiş, yani cennetine koymuş. Hocam o 23. ayetim hocam son kısmında öylece onu savrulmuş toz zerreleri kılıverdik diyor. Buradaki demek istediği şey mi oluyor? Yani temelli bizim Allah'ın iradesine teslim olmuş. Yani tabii ki bak burada hani